Herkese merhaba. Bugünkü inceleyeceğimiz metin Hindistan'daki susuzlukla alakalı. Ee, hemen başlığımıza bakalım. India's sixth biggest city is almost entirely out of water. Hindistanın en büyük altıncı şehri is almost almost neredeyse entirely out of water. Şimdi burada be out of water demek susuz kalmak demek. Entirely de tamamen. Eğer almost entirely olursa neredeyse tamamen anlamında. Yani Hindistan'ın 6. büyük şehri neredeyse tamamen susuz kalmış durumda. Bakalım girişimizi. The floor of the Chambaramakam Reservoir. Buradaki rezervuar dediğimiz kelime baraj anlamında. Chambaramakam Barajı. Chambaramakam Barajı'nın zemini, floor zemini is cracked open. Crack normalde çatlamak, yarılmak demek. Mesela yumurtanın kırılması, civcivin yumurtadan çıkması crack. Ama burada cracked open dediği barajın floor zemini çatlamış, dry, kurumuş and sunbaked. Güneş burayı kavurmuş. Sunbaked güneş yanığı demek. İşte burada güneş kavurmuş burayı, yakmış, kavurmuş. Crack e, cracked open çatlamış, kurumuş ve kavrulmuş. About 25 kilometers away About'un rakamlardan önce geldiğinde yaklaşık anlamını biliyoruz. Yaklaşık 25 kilometre evey uzakta. In Chennai, tabi burası bir şehir. India's sixth largest city. Şimdi burada arada bir cümle var. Virgüllerle verdiği bir cümle. Bu cümle kendinden önceki Chennai şehrini anlatan ekstra bir bilgi. Şimdi Chennai şehrinde 25 kilometre uzakta. Burası Hindistan'ın 6. en büyük şehri. Millions of people. Milyonlarca insan are running out of water. Run out of water, burada run out of bir şeyin tükenmesi anlamında üçü beraber kullanılıyor. E, run out of money, paranın bitmesi. Run out of gas, gazın bitmesi, benzinin bitmesi. Run out of water, suları tükeniyor. Milyonlarca insanın suyu tükeniyor. Devamında, Chambarambakan and, and the three other reservoirs. Şimdi burada Chambarambakan barajı ve diğer üç baraj. Bu barajlardan bahsedecek. Peki şimdi gene burada sarı bir cümlemiz var. Mavi ile renklendirdiğimiz. Peki bu cümle bize neyi anlatacak? Bu cümle bize tabii ki barajları anlatacak. Ee, bakalım. That have traditionally supplied Chennai. Şimdi burada supply fiiline biraz konuşmak istiyorum. Supply normalde malzeme sağlamak, tedarik etmek, birine bir şey vermek anlamına gelebilir. Tabi burada ne verdiğimiz belli. Bu barajlar sağlıyor demek istiyor. Tabii su sağlıyor. Onu biliyoruz biz daha öncesini okuduğumuz için. Yani geçmişten günümüze traditionally Chennai şehrine su sağlayan Chembarambakkam barajı ve diğer üç baraj are nearly all dry. Neredeyse hepsi. Buradaki all dediğimiz de barajları anlatıyor. Yani neredeyse bu barajların hepsi kurumuş. Living the city and suffering from an acute water shortage said Jayaram Venkatesan, an activist in this city. Bakalım. Ee, Jayaram Venkatesan ne söylemiş? Öncelikle bu kimmiş bir bakalım. An activist in this city, şehirdeki bir aktivist ya da eylemci diyebiliriz. Şimdi şehirdeki bir eylemci diyor ki, bu üç barajın kuruması, leaving the city suffering from an acute water shortage. Buradaki acute kelimesi burada şiddetli anlamında. Yani şiddetli su kıtlığından e, muzdarip bir halde bıraktı şehri. Leave demek birini bir halde bırakmak, bir durumda bırakmak anlamına gelebilir. Yani bu şehri e, şiddetli su kıtlığından e, muzdarip bir halde, bundan e, çeken, bundan sıkıntı yaşayan bir halde bıraktı şehri diyor e, şehirdeki bir eylemci. Şimdi sayın Swami Nathan, gene böyle birisi var e, ve bunu anlatacak. Yani bu kimmiş peki? Who took this photograph of Çemberan Reservoir from a plane? Şimdi Bakan barajının fotoğrafını çeken Sayın Swaminathan told. Dedi ki I have been living here since 1992. Burada since bir zaman ifadesi. Den beri anlamında. 1992'den beri I have been living here. Burada yaşamaktayım. And have never seen anything like this before. Bu cümle kalıp halinde öğrenebiliriz. I have never seen anything like this before. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim demek. Yani burada da e, Sayini Swami Nathan e, bu gölün kurumuş fotoğrafını çeken kişi diyor ki ben 92'den beri burada yaşamaktayım and have never seen anything like this before. Daha önce böyle bir şey görmedim diyor. E, bir sonraki paragrafta due to an inability to collect sufficient water... Rainwater, yağmur suyu tabii ki. Combined with the low groundwater levels. Şimdi burada iki ayrı ifade var. Öncelikle due to, nedeniyle demek. Çok güzel bir bağlaç. Kendisinden sonra cümle gelmiyor. Ve phrase geliyor. Yani isim gelebilir, gerint gelebilir, pronoun gelebilir ya da bir phrase gelebilir. Şimdi ne nedeniyle? an inability to collect sufficient rainwater. Şimdi collect normalde koleksiyon yapmak demek ama burada yeterli yağmur suyu toplamak anlamında. Yani burada e, inability de bir şeyi yapamamak. Yani yeterli yağmur suyu toplayamamak nedeniyle. Peki bu yağmur suyu toplayamamak neyle birleşiyormuş? Combine with low groundwater levels. Groundwater yeraltı suyu demek. Düşük yeraltı suyu seviyesiyle birleştiğinde Yeterli yağmur toplayamamak birleştiğinde, the Tamil Nadu State Government buradaki eyalet e, hükümeti has been struggling bu yağmur kıtlığı ve yeraltı su seviyesi düşüklüğü nedeniyle bu hükümet has been struggling ne için mücadele ediyor ya da çaba harcıyor to provide water to residents. Residents dediğimiz kelime de bir yerde yaşayanlar, ikamet edenler anlamında. Yani burada yaşayanlara su sağlamak için mücadele gösteriyor. Buradaki state government eyalet hükümeti. Şimdi with the reservoirs dry. Burada with ile gene. Yani rezervuarların, barajların kurumasıyla kuruduğu için ya da kurumasıyla water is being brought directly into Chennai neighborhoods in trucks demiş. Şimdi Chennai şehirdi zaten. Chennai'deki mahallelere su is being brought directly. Doğrudan getiriliyor. Yine burada sarıyla çizdiğimiz cümle getirmek değil getirilmek anlamında. Su Chennai'ye doğrudan in trucks kamyonlarla getiriliyor. Su kamyonları ya da tankerlerle getiriyor. Every day her gün hundreds of thousands of residents yüz binlerce sakin ya da yüz binlerce vatandaş have no choice but to stand in line. Şimdi burada öncelikle stand in line'a bakalım. Sırada beklemek demek stand in line. Have no choice but şundan başka seçeneğim yok anlamında. Yani yüz binlerce vatandaşın have no choice but to stand in line for hours saatlerce Sırada beklemekten başka şansı yok diyor. Have no choice. Hiçbir şansları, hiçbir seçenekleri yok. Peki bunu nerede yapıyorlar? In soaring summer temperatures. Soaring demek kasıp kavuran ya da artan yükselen anlamında yükselmek anlamına geliyor fiil olursa. Tabi burada e, kasıp kavuran veya çok sıcak yaz havalarında ya da yaz sıcaklarında saatlerce sırada beklemekten başka bu binlerce vatandaşın pek bir seçeneği yok. Peki ne yapıyor bu vatandaşlar? Filling dozens of cans. Can, teneke kutu, kutu ya da bidon anlamına gelebilir. Düzinelerce bidon dolduruyorlar. And plastic containers, plastik kaplarını dolduruyorlar. E, container kelimesi kap e, anlamında. Bu çok büyük bir kap da olabilir. Yani gemilerin yük taşıdığı o büyük depolara container denebilir ya da mutfakta kullandığımız küçük eşyalara da kitchen container, mutfak eşyaları, mutfak kapları diyebiliriz. Yani plastik kaplarla kapları ve düzinelerce bidonları dolduruyorlar. Yazın sıcağında sırada beklemekten başka seçeneği olmayan bu vatandaşlar. Indian residents, Hindistan vatandaşları, residents bir yerde ikamet edenler. Stand around with plastic pots. Gene burada pot kullandı, plastik kaplar diyeceğiz buna. Plastik kaplarla stand around. İkisi beraber demek bir şey yapmadan beklemek demek. Yani sırada bekliyorlar aslında burada. Hindistanlı vatandaşlar plastik kaplarla sırada bekliyorlar. Şimdi burada yine sarı bir cümlemiz var. Bu cümle neyi anlatacak? Kendisinden önceki pots dediğimiz plastik kapları anlatacak. Filled with drinking water. İçme suyuyla dolu plastik kaplarla Etrafta bekliyor Hindistan vatandaşları. Nerede bekliyorlar? At a distribution point in Chennai on June 19, 2019. 2019 Haziran 19'da Chennai'de at a distribution point bir dağıtım noktasında. Tabi burada dağıtım noktası dediğimiz şey gene su dağıtım noktası. Burada insanlar içme suyu dolu kaplarıyla, plastik kaplarıyla stand around bekliyorlar ve beklemeye devam ediyorlar. Bu metnimiz burada sona erdi. Tekrar e, metinle alakalı kelimelerin çalışmasını yapabilirsiniz. Burada birlikte kullanılan ifadeleri renklendirdik zaten. E, umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.